İsmail Emre diye bir büyük bir arif var malum. 1970 vefatı. 1900 doğumlu 1970 Adanalı büyük bir arif. Onun doğuşları var, çok muhteşem. Şeylerde de internette de onun galiba bir kütüphanesi olduğunu biliyorum ben. Girip orada doğuşlarını, konuşmalarını, sohbetlerini elde edebiliriz. Ona soruyorlar. Yani bu şeyi siz ne düşünüyorsunuz bu konuda diye. Diyor ki elimde değildir bu doğan doğuş. Çalışsam tutulmaz elde gökte uçan kuş. Çok ilginç ya. Şimdi elimde değil, yani düşünerek yapmadım. Doğdu benden. Elimde değildir bu doğan doğuş. Çalışsam tutulmaz gökte uçan kuş. Kuş sembolü. Süleyman kuş dili bilir dediler diye Yunus Emre'nin söylediği bu kuş. Karınca dili, kuş dili filan bunlar hayvanların dilinden anlarmış da filan böyle bir şey. Sembol dili. Sembolik yani ruhsallık, uçuculuk kuşlara şey etmiştir. Alegorik olarak. Evet bu simgesel düşünmesi zaten şeyi esası bunun üzerine bu eseri de onun için çalıştık, yaptık. Şimdi ruhun şeyleri uçucudur. Ruh espridir. Espri ruh, uçuculuk demek. Spirito, spirit uçuculuk demektir. Şeyde ruh da rüzgar demek zaten Arapça. Spiritizma diyorlar. Uçuculuk, o spiritizmalar falan onlar numaralar. Onlar için hokkabazlık kısmı. Spirit, spri uçucu. Rüzgar, ruh, ruah. Ruah İbranice, ruh Arapça. Rüzgar demek. Psüke, pneuma, Grekçe, rüzgar demek. Yani radyasyon. Bugün onu biliyoruz artık. Radiation. Ruhsal etki dediğim zaman elimle dokunmuyor. Yani dilimle bir şey yaptığım zaman etkilenmiyor. Ama aura diyorlar bugün, bir ışıma. Bir ışıma oluşuyor insanda. Bu ışıma birbirini etkiliyor. Bu kelamı aşıyor. Zihni aşıyor. Teorik bilgiyi, aklı aşıyor. Doğrudan ruhsal temastır. Yani bir görüşte aşık oldu. Nasıl? Ne demek istiyor? Hesapladı, kitapladı mı da aşık oldu? Yani inceledi, burnu şöyle, kulağı böyle. Tasarladı. Uydu. En uygun aşk budur, ben bunu yapayım bari. Aşkta ne akıl kalır, ne zihin kalır. Doğrudan kapılma vardır. Ha demeden hayran olursun. Şimdi buna bu İrfan Mektebi diyor ki, bu gelenek diyor ki, ha deyip hayran olma anında. Akıl bypass olur. Yani bu terimi kullanmıyorlar, ben kullanıyorum. Yani akıl devre dışı kalır. Şimdi bunu deyince aşkın tezahürü için bunu söylüyor. Sanki modern kardeşlerim, pozitivist inançlı kardeşlerim, sanki tüm hayatı boyunca aklı terk ediyor bunlar. Gidiyorlar böyle mezarlıklarda yatıyorlar, meczup oluyorlar, bu hayat mı, işte bunlar, bu dervişler zaten bizi mahvetti filan, Yunus Emre'ye yatalım diyorlar. İtirak etmiyor, ne dediğini anlamıyor. Kendisi hiç aşka düşmemiş. Bir kere aşka düşmüş olsa bir insan bu laflara takılır. Ama Kur'an'ın dediği gibi kahrolası nasıl da ölçtü biçti. O kahrolası nasıl da ölçtü biçti zihnine tapan insanlar aşık olamazlar. Onlar aşkı tadamazlar. Hep inkar etmek zorundadırlar. Aşk diye bir şey yok. Biz delilik. Aşk tedavi edilmelidir. Tabii tabii. Aşk tedavi edilirse Mevlana yok. Yunus Emre yok. Kur'an zaten yok. Tedavi edildi. Olmaz. Aşkı tedavi ediyorsun. Peki o zaman gidelim şeye, batıya gidelim. Goethe yok. Schiller yok. Değil mi? Platon yok. Aşkı tedavi gam halkıcı falan. Yapmayın ya. Öyle mi? Ne diyor? Nasıl? Aşık da keder neyler, gam halkı cihanındır. Koyma kadehi elden, söz piri mükanındır. Koyma kadehi elden, söz piri mükanındır. Birdenbire buldum feyi, buldum ve bulanındır. Cerrahın olalı dersen, erbab-ı safanındır. Devran olalım dersen, erbab-ı safanındır.
Erbab-ı Safa. Erbab-ı Safa saflaşmış. Saf. Arınmış. Safaya ermek. Tasavvuf safadan türetilmiştir. Evet. Yok Sofya'dan türetildi, yok şu bu falan. Onlar da var. O lafları da söyle. Yani fena değil. Ama arınmadan türemiştir. Arınmak. İsmail Emre'nin bir sözü vardır. Der ki, bu yol üç adımdır. Allah Allah. Bu kadar yani. Ne uğraşıyorlar? Bir adım safiyet. İkinci adım irfaniyet. Üçüncü adım aşk. Saflaşmayan arif olamaz. Arif olmayan aşık olamaz. Bak aşk dedikleri öyle, öyle günlük kadın erkek ilişkisi gibi ya da işte duvara aşık oldum falan. Öyle değil. Aklın tükendiği yerde, Cebrail'in yandığı yerde aşk var. Oh. İlahi aşk tabii. Küçük menkıbe geldi, anlatabilir miyim? Bu ne demek ki? Devrin birinde efendim Bağdat'taki dergaha 3 tane şey yolluyor. Seccade, ipek işlemleri hediye. Oğlum diyor Bağdat'taki dergaha bunları ver gel. Eyvallah. Diyor. Biraz mangöz veriyorlar filan. Tabi o devirlerde han hamama gerek yok. Her yerde dergahlar var. Kapıya giriyor. Sarı'a böyle verenler. Oo gel evlat filan. Otur tutup. Bir ara yol uzuna çıkıyor. Mangır bitiyor. Yatacak yer yok. Böyle 3 tane halı, şirin sarılı. Ya da birini satayım, mangır yapayım, anca giderim. Nasıl gideceğim, öleceğim. Şimdi rasyon girdi içeri, aklı girdi. Gidiyor pazara, kilim var, hop kapıyorlar tabii. Ondan iki altı falan öyle varıyor. Bu, hoş geldin evlat ya, geciktim biraz diyor efendim. Bu toparlanıyor şurada. Nereden bildi geciktiğimi? Sallay çalışıyor. Biraz sonra, soluklandıktan sonra efendim diyor, emanetleriniz var, Aziz'in gönderdiği. Aa, öyle mi diyor? Duvarda da o, hep kilimler asılırdı ya, şeyde filan. Erender, sen bana kaç tane kilim yolladın ya diyor. Efendisi diyor, 3 tane diyor. Ha diyor. Çocuk bitmiş dedi, yıkılmış. Ya bu kadar yakınız, benim yok. Evet, bu aynı zamanda biliyorsun, vahiy için anlatılan tamam. Bir şeydir. Cenab-ı Nebi sorar Cebrail'e. Der ki, vahyi nereden alırsın? Stratül müntehadan alırım, bir perdenin arkasından. Peki perdeyi açıp baktın mı hiç? Kimden aldığını? Ben bununla emrolundum. Yetkim yok. Yetkim yok, ben onu açamam. Peki, tüm getirdiğim vahyi ve vahyin içinde tüm alemleri senin için yarattım diye bildirilmemiş biri bildirildi. O halde benim adımla git aç perdeyi. Cebrail gider. Bu bir şey tabii. Efsanevi anlatım. Bir şey anlatmak için. O biraz evvelki hikaye anlatmak için. Ve Cebrail gider. La ilahe illallah. Muhammeden Resulullah der. Muhammed'i kelamı söyler. Ve perdeyi açar. Bakar ki Cenab-ı Nebi orada oturmaktadır. Ve tekrar döner şeye. Semavattan arza iner ve Ahmet'ten Muhammed'e iner ve Muhammed'in huzuruna der ki yollayan sen, dinleyen sen, arı yerde ben, ne yani benim işim ne, benim görevim ne? İşte bunun sırrını bilenler arifler. Söyledebilelim öyle değil. Söyledebilelim diye. Peki baştan niye yanarsın dedi o zaman ona, açma perdeyi dedi. Çıkamazsın dedi. Kendisi demedi yanarsın, o yanarım dedi. Ha, o kendi o kendisi yanar. Ben oradan yaratıldım. Evrim o kadar diyor, oraya kadar, kapıya kadar. O zaman öyle zannetti. Zannetmedi. Cebrail kim? Cebrail Muhammed'i akıl. Ahmet olan ne? Muhammed'i ruh. Muhammed olan ne? Muhammed'i nefs. Ruh, akılla nefse terbiye verir. Hikaye bunlar. Evet. Basit. Zor bir şey yok. Üç adım. Arif inandırmaz. Derdi de yoktur. Öyle. Arif'in böyle bir davası yok. Dava ehli değildir. Dava. Çünkü buna 1000 tane itiraz gelebilir. Der ki ben onu bulamadım işte onu baktım işte filanca sen daha mı iyi biliyorsun o. Biliyorum kaç bin yıldır söyleniyor sen ne diyorsun falan. Bu zıvkî olduğu için o zaman son olarak şöyle bir şey söylerler arifler. Siz de bir türlü, biz de bir türlü. Ey o bilirdin kalktıysa sunur
Nasrettin'in dediği gibi. Sen de haklısın. Evet. Sen de haklısın. Hocam hem o haklı hem o... Ya hanım sen de haklısın. Evet. Ama herkesin haklı olması başka bir perspektif. Perspektif çokluğu. Bu perspektif çokluğu meselesi salt rasyonalizme bir eleştiri olarak Batı dünyasında da ortaya çıktı. Mertebe değil mi yine? Mertebe işte. Mertebe değil mi? Tabii tabii. Perspektif. Mertebe. Yani nefs-i levvamede bakan bir insan her şeyi kendine pişmanlık duygusunu verici bir uyaran olarak anlar. Öz eleştiriye nefs-i levvame demek, levmetmek kendisini aşağılamak demek değil. Öyle çeviriyorlar. Levmetmek kendini kötülemek. Ben işte köpeğim, ben köpeğim, ben işte aşağılık birisiyim filan böyle demektir melamet olur mu? Saçma şey ya. Kıniklik. Kıniklik de bu değil. Yani Sokrates'in takipçisi olan Diyojen kıniktir. Köpek demektir kınık. Ama köpeğinizim dedi sadıkım. Sıdkiyeti söyler. Köpeğin iki tane vasıfı vardır. Birisi sadakattir. Sahibine, ölümüne sadıktır. Mezarının başına gider ağlar. Kedi öl cesedini yer sahibine. Kedi yer. Hiç umurunda olmaz. Ama köpek yemez yedirmez, şeyin başında da bekler. Peki köpeğin aslı nedir? Kurt. En vahşi hayvan. Kurt, vahşi için diyoruz? Doyacağı kadar öldürmez. Bir sürüye girer. Boğar bırakır, boğar bırakır. Fahiş, aşırı öldürdüğü için vahşi diyoruz biz ona. Şimdi Batılılar wild diyor. Wild ama arslan wild değil. Karnı doyduğu zaman ceylana bakar durur. Yemez. Kurt yer. Köpek onun dönüşmüşüdür. Vahşiler dönüşürse onlar sadık olurlar. Kıniklik de böyle bir şey. Allah eyvallah. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.